Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için pazı muhlaması yapacağım. Pazı muhlaması nasıl yapılır? Öncelikle bir demet pazımı iyice yıkadım. Yıkadıktan sonra biraz sirkeli suda beklettim. Daha sonra pazılarımı bu şekil yemeklik olacak şekilde doğradım. Şimdi ocağımın başına geçelim. Tencereme bir miktar su aldım. İçine biraz tuz attım. Şimdi pazılarımı haşlayacağım. Pazılarımı suyun içine atıyorum. Pazılarımı suyun içine attım. Çok haşlamayacağız arkadaşlar. Sadece 3-4 dakika kadar haşladıktan sonra ocağımızı kapatıp pazılarımızı süzelim. Pazı muhlaması için bir baş soğanımı tavama doğradım. Tavamı ocağa aldım. Şimdi 3 yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. 1 yemek kaşığı tereyağı. Soğanlarımı iyice soteleyeceğim. Pembeleşene kadar soğanlarımızı soteleyelim. Soğanlarımız iyice kavruldu. Böyle bir çay kaşığı kadar pul biber atıyorum içine. Ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Şimdi iyice kavuralım bunları. İyice kavurduktan sonra haşlamış olduğumuz suyunu sıktığımız pazılarımızı içine koyuyorum. Tavamın içine koyuyorum. Şöyle bir miktar tuz atıyorum. Haşlarken tuz atmıştım pazıya. O yüzden çok az atıyorum. Bunları iyice karıştıracağım. Hiç denemediyseniz bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bundan garanti verebilirim size. Şimdi 2 adet yumurtamı içine birazcık tuz atıyorum. Yumurtalarımı çırpacağım. İsterseniz çırpmadan da üstüne bozmadan koyabilirsiniz. Ama ben öyle sevmiyoruz biz. Yumurtalarımı çırpacağım. İyice çırpmış olduğum yumurtalarımı pazıların üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde yumurtalarımızı üzerine dağıtalım. İsteğe bağlı, isterseniz koymayabilirsiniz. Ben azıcık kaşar septireceğim üstüne. Çok az bir şey. Kaşarlarını koyacağım. İsterseniz koymayabilirsiniz. Şimdi tavamın ağzını kapatıyorum. Yumurtaların pişmesini bekleyeceğim biraz. Pazı muhlamamız hazır. İnanılmaz güzel oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Size garanti veriyorum. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın.